Fiday da bitti diye üzüldünüz mü? Fiday da bitmez evlat. Fiday da bitmez. Fiday da yiğitlerin oyunudur. Yiğidin oyunu bitmez. ...99 yıl evvel bir yiğit Ankara'ya geldiğinde onu Seymenler karşıladı. Ve o Seymenlere sordu, dedi ki... Efeler, neden geldiniz? Paşam, seni görmeye bu vatan uğruna ölmeye geldik. Seymenler hep bir ağızdan söylediler. Millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik. O tekrar sordu Seymenlere. Sözünüzde sabit misiniz? Andolsun, andolsun, andolsun. Seymenler hep bir ağızdan Ankara'nın göklerini çınlattılar. Andolsun! Fiday da bitmez. Seymenler Mustafa Kemal'e bir söz verdiler. O söz bitmez. Ankara'nın bahrına mızrak gibi çakılmış yiğitler gitmez. Allah sizi Türkiye'siz, Türkiye'yi sizsiz bırakmasın. Nasılsın kuzusu? Bu yurdun aslanı. Allah bu ülkeyi sensiz bırakmasın. Paşam, Topuz Albay çok özür diledi. Sizi kendi uğurlayamadı diye çok üzgündü paşam. Onun işi başından aşkın Karagöz. Yeter ki olacakları yerde vaktinde olsunlar. Sağ salim geri dönsünler. Bu bana yeter. Paşam bir şey soracağım. Seymenler Atatürk'ün karşısında fidayla oynamış mı gerçekten? Onu bilemem Karagöz. Ama kendisi zeybek oynadı. Bir köpeği, bir iğde ağacı vardı. Kuru fasulyeye bayılırdı. Vallahi benim de en sevdiğim yemek kuru fasulye, hem de açık ara en sevdiğim yemek kuru fasulye paşam. Yanında bir de soğan olacak ama soğanı böyle yumrukla kıracaksın ha. Böyle kibar bebeler gibi böyle ince kıyım olmayacak. Böyle soğanın beynine böyle yumruğu geçirdin mi paşam böyle? Soğan anam anam diye inleyecek ya. Allah şimdi kuru fasulye olaydı da yiyeydik paşam vallahi billahi ya. Her defasında bu kadar olmaz diyorum. Daha beteriyle karşılaşıyorum. Çetin Binbaşı'ya söyleyin de buraya gelsin. Bir de kara avcılıktan Hakan Yüzbaşı'yı bağla. Emredersiniz komutanım. Bir hamile kadın da kocasını öldürmüşler Kops. Düşünebiliyor musun? Kadın hamileymiş. Allah belanızı versin be. Köyden bir bilgiye ulaşılabilmiş mi komutanım? Gelen ilk bilgilere göre teröristlerin başında uzun boylu esmer bir kadın varmış. Yanında da bir adam. Yabancı aksanıyla konuşuyormuş. Nasıl? Çetoyla Roza. Çetoyla Roza tabii. Allah belanızı versin. Allah kahretsin. Bu kadar da değil. Giderlerken de yanlarında 3 tane doktoru götürmüşler. Kılıç Dimi'yle ilk irtibata geçtiğinde şu emrimi ilet. Önceliğimiz o 3 doktoru sağ salim onların elinden kurtarmak. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Yeter. Ulaştınız mı ona? Evet komutanım. Uygun bir yere geçmesini sizin arayacağınızı söyledik. Kayda gir. Seyfi, bana bunun ne demek olduğunu söyle. Ya albayım yemin ediyorum bana bir şey söylemiyorlar. O kadar zorladım. Dedim ya siz nereye gidiyorsunuz? Beni niye götürmüyorsunuz? Vallahi beni dışladılar.
Seyfi, bu saçmalıklar her gün kaç kişinin canına mal oluyor, haberin var mı senin? Ya albayım, Allah belamı versin. Ben elimden geleni yapıyorum ya. Ya bak Seyfi, ben... Seyfi. Eğer bana bir bilgi vermeyi beceremezsen bu irtibat biter, anlaşıldı mı? Ya albayım. Sözümü kesme. Eğer bana bilgi vermeyi başaramazsan bu irtibat kesilir. Sen de sonuçlarına katlanırsın. Bunu o kafana iyice sok. Ben daha ne yapayım ya? Seyfi daha ne yapayım, ben anlamadım ki ya. Kalk ayağa lan. Yürü. 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 Niye aldık onları yanımıza? Belki eşimiz yararlar. Roza, ha? Doktor, önemli bir şey. Öyle ha? Sana soruyorum Çeto. Onları yanımıza neden aldık? Roza. Söyleyecek misin Çeto? Yoksa en arkadakinden vurmaya başlayayım mı? Ne dersin? Rosa. Rosa. Dikkatli ol. Artık seni koruyacak bir kuzgun yok. Anladın? Eğer onlar bir şey yaparsan seni ben öldürürüm. Anladın? Burada iyi doktor kim? Ha? Tecrübe doktor hanginiz? Patron kim? Benim. Öyle demek. Peki bunlar? Ben uzman doktorum. Onlar pratisyen. Hasta biri var. Ciğerler hasta. Onu İyi yapacaksın. Yaparsın, ha? Gerekli malzeme varsa, evet, yaparım. Güzel. Güzel. O zaman bunlar gerek kalmadı, ha? Hayır! Dur, ne yapıyorsun? Allah belanı versin. Dur, sakın yap. Eğer onu da öldürürsen, o hastayı tedavi etmem, anladın mı? Tamam, ona dokunma. Ona dokunma. Yoksa beni de öldürmek zorunda kalırsın. Anladın mı? Anladım. Vursana. Hadi vur. Hadi. Cesaretin varsa vur hadi. Vursana. Hadi vur. Vursana. Hadi vur. Cesaretin varsa vur hadi. Hadi vur. Vursana. Hadi vur. Hadi. Cesaretin varsa vur. Hadi vur. Tamam, tamam doktor. Öyle olsun.
Haydi yürüyün. Şerefsiz. Neler oluyor? Agit için Roza. Agit. Agit mi? Agit öldü. Geç kaldık Roza. Hadi gidelim. Başınız sağ olsun teyze. Şişt. Tam parçası. Anam artık. Sen ne aldın o fıstık? Az gebeydi. Doktorlar hastaneye götürelim dediler. Can kurtarandan hemen inmedi diye ikisini de vurdular. İkisini de öldürdüler. O merhametsiz vurdu ikisini de. Biliyorum teyze. Bunlar yüzbaşım. Bize verilen eşkaller bunlar. Savcı bey, bunlar buradan ne zaman ayrılmış? 10-11 gibi çekilmişler. Jandarma da bir saat içinde intikal etmiş. Kırsalda da arama tarama faaliyetleri sürüyor. Teşekkürler, sağ olun. Emredin komutan. Evlat. İl jandarma timi doktorlardan birine sağ olarak ulaştı. Bir doktorumuz maalesef şehit. Anlaşıldı komutanım. Bir teröristin tedavisi için üçüncü doktoru alıkoymuşlar. Agit diye bir isimden söz ediyorlarmış. Emriniz nedir komutanım? Jandarma özel harekat arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Siz de şu hasta teröriste odaklanın. Eğer onu bulursak diğerlerini de buluruz. Anlaşıldı komutan. Evlat bir şey daha var. Emredin komutan.
O bölgede gebermesin diye doktor arayacakları bir tek Agit vardı. Kırmızı bültenle en çok arananlardan. Ölücü örgütün kuzey yapılanmasının başındaki herif. Anlaşıldı komutan. Evlat, bu herif 2016 Mayıs'ında Katu'da öldürüldü. Bunlar ne yapmaya çalışıyor komutan? Ben de bunu çözmeye çalışıyorum yüzbaşım. Siz bir an önce harekete geçin. Biz bilgi aldıkça size aktarmaya devam edeceğiz. Şu andan itibaren önceliğiniz o teröristleri bulmak. Emredersiniz komutan. Kılıcınız keskin olsun. Sağ olun komutan. Kılıç, gidiyoruz. Asker abi! Asker abi! Ne oldu aslan parçası? Babam burnunu döv, tamam mı? Söz. Kendini koru. Kendini bununla koru, tamam mı? Tamam. Hadi kardeşim, yanına git sen. Sıkıntılı haval. Çok ağrısı var. Nefes alamıyor. Doktor, hadi işimiz bakalım. Yalnız bu adamın durumu hiç iyi değil. Bala falan çıkamaz bu. Doktor, ne yaptı? Yaptı. Bu adam ayak kalır. Anladın? Yoksa seni ondan beter yaparım. Anladın? Hadi. Rosa.
günler abiciğim. İyi günler. Stop edin. Motor durdurun. Teşekkürler. İyi yolculuklar. Ne taraftan geliyorsunuz? Ekinimiz vardır. Oradan geliyoruz. Kolay gelsin. Peki ne zamandır buradasınız? Dünden beri. Dünden beri. Güzel. Buralarda birilerini gördünüz mü? Diyorum ki, buralarda birilerini gördün mü? Yok, görmedim. Arkadakiler kim? Babamla anam. Bir de benim hanım vardı. Tabii onlar da bir şey görmemiştir, değil mi? Hep birlikteydik zaten. Görmediler. Emin misin? Git ne arıyorsan kendin bul asker. Ben sana bir şey söylemek zorunda değilim. Komutanım, dünden beri buradalarmış ama buralarda kimseyi görmemişler. Görmemiş mi? Nasıl görmedin lan? Ha? Gözünde içli gözlük mü vardı oğlum senin? Ben sana bir şey söylemek zorunda değilim. Görmedim diyorsam görmedim. Konuş lan! Yörük sakin. Allah için bir dakika Erenler. O şerefsizler buranın 12 kilometre ötesindeki köyde cinayet işlediler. Bu yolun bir tarafı dağ, bir tarafı alabildiğine tarla. O buradan geçecek. Kendisi geçmezse öncüsü geçecek, pusucusu geçecek. Ne kadar varsa buradan teker teker tıpış tıpış geçecek. Başka yolu yok. Sen de onları görmeyeceksin öyle mi? Niye? Eşek misin lan sen? Ha? Cevap ver nesin lan sen? Biz bir şey görmedik. Gel lan buraya! Gel buraya! Yörük sakin Yörük. Sakin oğlum sakin. İyi misin? Gel buraya! Buraya gel! Babalar bunlar kim? Anası, babası ve karısıymış komutanım. Bana bak! Yarın öbür gün alçaklar senin hamile karını da öldürecek. Duyuyor musun beni? He? Duyuyor musun oğlum? Ha, duyuyor musun? Ananı babanı gözünün önünde kurşuna dizecekler. Basmıyor mu lan kafan? Bana bak, basmıyor mu? Sen gözünün önünden geçip giden bir katil sürüsünü bana söylemeyeceksin. Sonra yarın öbür gün gelip benden adalet isteyeceksin, öyle mi? Hangi yüzde lan? Hangi yüzde isteyeceksin? Bak bana, bak. Lan bana bak. Bu çakıyı bana veren çocuk şimdi öksüz. Anladın mı? Öksüz. Kardeşine sarılmış ağlıyor. Vicdanın var mı lan senin? İnsanlık var mı lan sende? İnsan mısın lan sen? İnsan mısın? Bana bak! Bana bak! Yörük, yeter. Babalar. Ben buranın her karış toprağına ayak bastım. Avcumun içi gibi biliyorum burayı Kaan. O buradan geçti. Onu gördü. Bu onların yardakçısı. Koruyor onları. Bırak beni. Seni dava ederim. Bırak beni. Dava mı edersin? Dava etmezsen. Sen et. Esker. Bu tarafa gittiler. Baba sen konuşma. Sus. Ben seninle aynı çuvala girmem. Sen sus. İri yarı bir adam. Eli bağlı bir subay, yanında bir de kadın bu tarafa gittiler. Allah razı olsun Erenler. Kalk lan kalk. Zibidi. Git babanın elini öp. Öp de acık adam ol. Dangalak. Yürü. Haydi yürü.
Kılıç, gidiyoruz. Hadi. Demek buradaymış bizim sır payısı, he? Ulan Çeço, sen de az namussuz değilmişsin, he? Lan şeytanın bile aklına gelmez ha. Vay vay. Ya sen de ama benim öyle konuştum ha. Çeço benim çok samimi arkadaşım ha. Benim adamımdır ya. Seyfi, ne işin var burada? Seyfi, sana gelme söyledim ben ha. Yok, sizin hiç aklınız çalışmıyor ha. Çeto, bu acemilerden istemişsin 5 tane kamyonet. Bunlar şimdi bu 5 kamyonete verirler $5,000. Sen sağ, ben selamet, oh! Ya bunlara 2 tane gaz versen bunları bir de güdemezler ya. Ben ne yaptım? 5'ine $1,600 verdim. Al, tepe tepe kullan senin. Geç kalıyoruz. Bir an önce gidelim. Hem buraları en iyi kim biliyor? Ben biliyorum değil mi yani? Sen mi biliyorsun, ben biliyorum. Nerede kontrol var bilmiyorsun. O zaman Seyfi de geliyor. Evet Evan, Agit'i aldık ve şimdi çıktık. Hayır, yanımda doktor var. Evet. El Mansur mu? Mansur'dur. Yeri öğren, yeri. Tamam, siz yerini söylerseniz. Evet. Buluşma noktasında olacağız. Anlaşıldı. Mansur diyor. Duydum Rose, duydum. Hepsi teker teker diriliyorlar Rose. Oğullar bir bir diriliyorlar. Öyle derken Çeto. Yani böyle soğuk soğuk konuşma. Vallahi tırsıyorum ha. Ölüler mölüler. Buradan sağa dön. Seyfi. Sen neden buradasın ha? Dur. Çeto bak. Roza ne oluyor ya? Çeto! Ya ne oldu? İn dedi. Ya Çeto ne oldu ki? Ya... Ya hele dur ya, ne oluyor? Kaldır hele. Hele kaldır. Ya Çeto! Ya ver onu. Ya o telefonu mi ver? Bizi bu kadar çok sevmen çok kuşkulu Seyfi. Ya özel... Kes sesini. Ama özel şeylerim var ya. Seyfi, sen gerçek akıl hastasın. Biliyorsun değil. Heh. Rosa, sakladığı şeyler bak.
kadar gürültüyü bunun için mi yaptın? Ya seviyeli bir ilişkidir. Özeldir benim için de. Hadi gidiyoruz. Ya Roza. Ya Roza ya. Seyfi. Sana bir daha gelme söyledim de. Gelme. Tamam. Ya dağın başıdır. Gelme. Ya Roza. Roza. Ya. 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 Hele bak yavrum. Allah sizin belanızı versin ha. Nasıl kırmışlarsa çıkmıyor ya. Kartı da çıkmıyor. Lan evrim de döndü anasını satayım ya. Köyü nereye koydular bunlar? Dur, dur. Esra. Benim. Heh tamam ya Kubilay ben. Aslanım yolladı beni. Tamam teşekkürler. Rica ederim. Ağırdır alayım ben onu. Yok hayır teşekkür ederim. Ya olur mu öyle şey ya? Ya yok yok bak tekerleği de var. Oh mis. Teşekkür ederim. Nasıl geçti yolculuk? Güzeldi. Heh iyi iyi. Şurada araba. Tamam. Bak orada araba. Tamam. Esra'cığım, hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasıl geçti yolculuğun? İyi geçti hocam. Ya size işinizden alıkoydum, çok mahcup oldum. Olur mu hiç öyle şey? Önce fakülteye gideriz, yarın da okul ziyaret ederiz, olur mu? Tamam, olur hocam. Haber verdim geldin. Aradım ama yine babama ulaşılamıyor. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Babama lütfen. Çoğu zaman ulaşılamaz zaten. Hocam mantık ararım onu. Olsun bir tanem. Sakın üzülme. Eminim en kısa sürede babana ulaşacaksın. Kubilay bak ne diyeceğim. Bence gidelim önce bir yerlerde yemek yiyelim. Hem Esra da biraz dinlenmiş olur ha. Olur efendim nasıl isterseniz. Hocam benim için yaptıklarınıza her şey için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim bir tanem lafı bile olmaz. Sen sakın düşünme böyle şeyleri. Hem biraz şu notlarından bahset.
Bayağı etkiledin beni. Rekora koşuyorsun. Hı? Aslı Hanım aradı. Bir saniye. Esra gelmiş, iyilermiş. Yemek yiyip okula gideceğiz. Kopuz albaya söyler misin dedi. Ben de söylerim tabii dedim komutanım. Arz ederim komutanım. Aa, geldi demek. İyi, güzel. Yani? Hayatta bazen güzel şeyler de olsun Bedoğan. Değil mi? Vallahi olsun komutanım ya. Zaten bakmayı bilmek lazım komutanım. İnsan güzel bakarsa yeri gelir bir çiçekte, bir kelebeğin kanadında, efendime söyleyeyim bir zebrada, hatta ve hatta bir su aygırında bile mutluluğu şey edebilir komutanım. Doğan, saçmalama hızın inanılmaz, bunun farkındasın değil mi? Emredersiniz komutanım. Gir. Komutanım aradı. İrtibat kuruldu. Nihayet. Kelebek de mi yedi miydi? O biraz fazla oldu. Albayım ne ettiysen beni almadılar. Doktoru beraber götürdüler. Ama nereye gittiklerini biliyorum ha. Söyle. Bunlar sınırı geçiyorlar albayım. Kuzey Irak'a gidecekler. El Mansur diye bir adamdan bahsettiler. Bu Agit denen herifi onun yanına götürüyorlar. Ne diyorsun sen? Bundan emin misin? Vallahi ben adamı tanımam etmem. Ama öldü de dirildi gibi bir şeyler söylediler ya. Alo. Alo. Ya kardeşim ver artık şu telefonu ya. Alo. Ya patlama birader, iki dakika dur ya. Albayım. Ben ne yapayım? Bir an önce güvenli bir telefon bul ve aramamı bekle Seyfi. Acele et. Tamam. Alo. Alo. Yo hele bak ya. Ya insan telefonu kapatmadan önce bir hadi görüşürüz der. Ne bileyim bir öptüm der. Ben ne anlayayım şimdi? Kapattın mı? Hat mı gitti? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya hadi kardeşim ya hadi. Ya al al. Ya iki dakikalık telefon görüşmesi için $50 veriyorum. Hala mırın kırın ediyorsun ya. İnsan hemşerisini bu kadar kazıklar mı ya? Biz ülke olarak nereye gidiyoruz ha? Soruyorum sana, nereye gidiyoruz ha? $50 daha alırım. Ha canım, ben boş zamanlarımda $50... Ya hadi abartma, hadi yürü. $50 alayım. Buldun gazi yol tabii. E haydi. Ya ben de böyle adamları çok seviyorum. Hayret bir şey ya. Ya hadi sür seni çılgın kamyoncu seni. Agit. İşte bu komutanım. Kırmızı listede. En çok arananlarda. Bölücü örgüte katılımı 1994. Aynı zamanda sözde Kuzey Bölge sorumlusu. Ve 2016 yılında öldüğüne dair haberler çıkmıştı. Evet komutan. Ve El Mansur. IŞİD'in kurucularından. Boko Haram'la hatta Lübnan'da radikallerle bile ilişkisi olmuş. Ama bu adam da ölmüş görünüyor. Neden buna hiç şaşırmadım acaba? Allah kahretsin. Asubayım, bir an önce Kaan Yüzbaşı ile konuşalım. Emredersiniz komutanım.
paşam. Kuzey Irak'a geçmeye çalışıyorlar. Kaçırdıkları doktor da yanlarında. 5 araçlık bir konvoy. Tali yolları ve kırsal geçitleri kullanacaklar. Helikopter sizi alıp sınırdan önceki son geçiş noktasına bırakacak. Onları durdurun Mehmet. Anlaşıldı mı? Onları mutlaka durdurun. Emredersiniz komutanım. Bir şey daha. Karşınızda Çeto ve Rosa olacak. Ama daha önemlisi Kuzey Irak'a götürmeye çalıştıkları terörist. Agit. Birinci hedefiniz olur. Tekrar ediyorum. Birinci hedefiniz Agit. Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Ay. Böyle lamba gibi oturdu Hatice. Rahatsız oldum vallahi. Kumar oynuyormuşuz falan gibi geliyor bana. Abla Allah aşkına, yani sözcük bulmaca oynuyoruz. Neyin kumarı bu? Ben anlamadım ki. Sözcük buluyoruz sağ tarafı yani. Abla sıra sende, hadi gir anne. Bak senin bu abartma huyunu abim direkt senden almış, biliyor musun? Aslı'yı da çağırdım ama misafirim var dedi. Misafiri mi var dedi? Kimmiş ki? Kimmiş? Sen biliyor musun? Kimmiş misafire? Aslına bakarsan ben de merak ettim. Soramadım da ayıp olur diye. Aa. Ya size ne, kimse kim? Üniversiteden arkadaşıdır. Normal arkadaşıdır. Allah Allah. Ne bileyim, pirelendim ben işte. Ay. Şeyle başlayan ne var? Şir olur mu Yıldız ha? Şom var anne. Huzursuz oldum, ne bileyim. Ya erkek arkadaşı filansa Hatice? Ya o yurt dışında okuduğu okullardan tanıştığı bir erkek arkadaşı filansa? C diye geliverdiyse bir gece kapıya. Ha? Ay Kaan duymasın, ortalığı yıkar. Kız var ya, ay siz ikiniz de adamı diri diri gömersiniz ya. Sus edepsiz. Huzursuz oldum işte ben. Ne yapayım? Bir yandan da düşünüyorum, ayıp mı oluyor acaba böyle düşünüyorum diye. Hayır, hayır. Hayır abla, tabii ki yani kaynanalık dediğin şey böyle bir şey. Tabii ki yapacaksın, tabii ki huzursuz olacaksın. Yani kim? Kim? Bu çok önemli bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Benim aklıma bir şey geldi. Çok güzel bir fikir geldi. Ay ne geldi Hatice? Bir şey söyleyeyim mi? Şu Kubile'yi arayalım. O bize ballandıra ballandıra, köpürte köpürte her şeyi anlatır. Ha, durun şimdi. Ara ara, çok iyi fikir. O ben de şimdi dur. Ara bakayım. Kız siz ne fenasınız ikiniz. Ay ne yapayım? Merak ettim işte. Bak Esra'cığım, burası hukuk fakültesi. Pardon efendim. Alo? Hatice? Paçanga böreği mi yaptınız? Çay da koydunuz. Ya ne zahmet ettiniz ya? Yok yok, benim işim yok. Ben gelirim birazdan. Benim bitiyor işim. Tamam. Hatice bir şey diyeceğim. Kısır da yapsanıza, kısır. Vallahi tam sırası ya, kısır. Mevsimi. Tamam. Hadi geliyorum. Hadi geliyorum, sağ ol. Kubilay'cığım, işimiz bitince bizi alırsın diye düşünmüştüm ama sen yoğunsun galiba. Biz seni meşgul etmeyelim. Estağfurullah efendim. O nasıl söz? Neyse, biz biraz daha buralarda olacağız. Hem belki Esra dersime girmek ister misafir olarak ha? Gerçekten katılabilir miyim? Elbette. Aslında o zaman ben ders bitiminde burada. Yok Kubilay, sen kısır yemeğe gidebilirsin. Olur mu efendim öyle şey? Uzatma Kubilay, git. Peki efendim. Çok güzel çalıyorlar. E gel dinleyelim o zaman biraz. Koyverdun gittin beni, oy koyverdun gittin beni. Allah'ından bulasın, oy Allah'ından bulasın. Kimse almaz. Büyünce ne olmak istiyorsun, hiç düşündün mü? Aslında düşündüm ama birkaç yer var aklımda. Daha karar veremedim. Karar vermen için önünde daha upuzun bir zaman dilimi var. Acele etme. Aslında en büyük hedefim bir bilim insanı olmak. Yani laboratuvarlar, araştırmalar, bilirsiniz işte. Asistancar olacağım diyorsun yani. Çok hayalciyim galiba. Hayır canım. Niye hayalci olasın? Sancar Hoca olduysa sen niye olmayasın? Hem hayallerimizi ne kadar büyük tutarsak o kadar başarılı olabiliriz hayatta. Tamam.
Hadi gel bakalım, dersin başlamak üzere. Hem biraz civarı gezdireyim sana. Nerede yapacağız dersi? Şu karşı binayı görüyor musun? Evet. Gelavera deresi, oy gelavera deresi. İki dağın arası, oy iki dağın arası. Serdar yok mu gelen giden? Araçlar göründü. Kaç araç görüyorsun Serdar? Dört. Dört araç var. Çok kalabalık değiller bundan. Araçları görüyorum. Anlaşıldı. Beyler. Herkes yerinde kalıyor. Benim ateşimle başlıyoruz. Hazır olun. Ateş serbest. Haydar çık. Emre çık. Bayram hadi. Teslim ol! At silahı teslim ol! Elini başının üstüne koy! Atla at silahı! Aldırlar elini! Komutanım, biri kaçıyor. Arka araçtaki, kaçıyor. Çiğdem baba, sana doğru geliyor. İndir şu herifi. Tamamdır, görüyorum komutanım. Çiğdem, onu sağa getir. Emredersiniz komutanım. Komutanım, ben de gideyim. Git. Araçlara bakın beyler. Dur dedim! Dur dedim sana, dur! Dur dedim! Dur dedim sana! Dur! Kaldır ellerini, kaldır, kaldır! Çiğdem! Lan, lan, lan! Eller başın üstüne! Yat! Yat dedim, yat! Eller başta! Yat! Kürşat, tut şunu. Ver elleri, ver, ver! Ver! Ver ellerini, Allah'ın cesedisi. Ah Çiğdem Ülgen. Kürşat, al şunu sorgula. Ben hakikaten hayranım sana. Bakma bak, bu atraksiyonlar. Kılı! Bu kendinden emin tavırlar. Bu savaşçı ruh. Kürşat, gülmeyi konuşmayı kes, ara şu pisliği. Hadi, kalk lan! Kalk! Kalk lan, kalk! Kalk!
Yürü. Yürü. Temiz komutanım. Temiz komutanım. Yat. Yat lan. Yat. 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 Yaz. Arka iki de temiz komutanım. Allah kahretsin. Ne Çeto, ne Roza, ne de şu Agit midir ne... Herif ortada yok. Aynen bozok baba. Herifler bizi uyuttu. Yürü! Come on! Bir şey fark ettin mi? Aynen. Önümüze ördekleri attılar. Baksana hepsi çoluk çocuk bunların. Ama... Gel lan buraya! Lan! Dur buraya! Bu şerefsiz hariç. Çakal hariç. Babalar ben bunu konuştururum. Yalnız kendi yöntemlerimi. Hayatta kalacak mı? Bakacağız. Fırçayı paylaşırız. Savunmayı da sen yazarsın. İyi anlaştık. Konuştur şu... Ağzın bal yesin. Gel lan buraya. Kılıç, etrafı kollayın. Komutanım. Bir probleminiz var komutanım. Arkadaşlar herkes dışarı. Tamam dersin. Yemedik komutanım. İncelik üstünden bir Amerikalı Tuğ General aradı ve ortak operasyon önerdi. Tabii bu resmi talepleri. Gerçek istekleri neymiş? Gerçek istekleri peşinde olduğumuz teröristleri bizim elimizden almak. Birileri bütün terör örgütlerini bir araya getirerek Türkiye'nin karşısına dikmek istiyor. Yoksa köktenci bir manyakla staninist bir katil nasıl bir araya gelir? İşin nikahını kıymak da yine sevgili müttefiklerimize düşüyor tabii. Öyle değil mi? Her zamanki gibi. Komutanım emriniz nedir? Tüm teröristlere ulaştım. Alandalar komutanım. Ulaşacaklardır. Ben avımı çakallara yedirmem kopuz. Onun için devam ediyoruz. Yalnız bir süre daha direnebilirim. Ondan sonra bu ortak operasyona evet demek zorunda kalacağım. Evet dersiniz. Onun için de Tim bir an önce bu adamları bulmalı. Bir şey daha. Bu ortak operasyona senin de bizzat katılmanı istiyorum. Oraya gideceksin. Yalnız daha önce Tim'le irtibata geç ve bu teröristler bir an önce bulunsun. Emredersiniz komutan. Kolay gelsin. Sağ olun komutan. Emredin kurtul. Yüzbaşım, zamanımız kalmadı. Bu işin rengi değişiyor. Bir gelişme var mı? O adamların izine bir an önce ulaşmamız lazım. Arz edeceğim komutanım. Şu an üstünde biraz çalışıyoruz. Bırakın beni! Bırakın beni, deli misiniz? Bırakın beni! Şş, oynaşma lan! Konuşma! Şimdi terörist, plan şu. Şimdi bu araç seni bu tarafa doğru çekecek. Bu araç da seni bu tarafa doğru çekecek. Sen de bir terörist olduğun için tam sana layık bir ölüm yaşayacaksın. Önce ısınmış tost kaşarı gibi uzayacaksın böyle. Sonra pıt kopacak gidecek. Bunu yapamazsınız. Yapamayız. Bal gibi yaparım lan. Sen sorularıma cevap vermezsen bölerim ikiye seni. Ben bir şey bilmiyorum. Çözün beni. Mal. 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 NATO kafa, NATO mermi. Emre, Galip,
Hayvanları çalıştırın hadi. Yanacağız. Bırak beni. Gözünü bağlayayım mı lan? Ha? Korkar mısın? Gelsin. Korkacak bir şey yok. Alt tarafı kopacaksın. Bırakın beni. Basın babalar. Bırakın beni. Tamam konuşacağım. Tamam bırak konuşacağım. Ulan. Bırak konuşacağım dedim. Tek yamuk lafını duyarsam yemin ederim gerçekten ikiye bölerim seni. Konuş lan. Vatifan'ın 16 kilometre gireğinde bir madem var. Oraya gittiler. Yemin ediyorum başka bilmiyorum. Bak, dua et söylediklerin doğru olsun yoksa gerçekten ikiye bölerim seni. Selçuk bırakın babalar. En başından beri zincir bağlı değildi arabaya. Ne tabansız herif çıktın lan sen. Korkak. Alın götürün şunu. Serdar. Jandarma geliyor mu? Yoldalar komutanım, geliyorlar. Emre, karargaha haber verin. Kılıç, toparlayın şunları, teslim ettikten sonra devam ediyoruz hadi. Efendim? Komutanım, İncirlik. Tuğgeneral Wilson. Benim toplantıda olduğum ve ulaşamadığını söyle. Emredersiniz komutanım. Komutanım, buluşma yerlerini tespit ettik. Ha, işte bu iyi haber. Oğlum, bu Amerikalı general hala hatta mı? Bağla. Ha, General Wilson. How do you do? Of course. We are ready, General. We will be also pleased to fight against the common enemies of the countries. Yes. Colonel Coppus will join you in this operation. Yes, yes. Good luck, General. Thanks. Hemen hareket etmeni istiyorum. Ortak Harekat Merkezi'ne gideceksin. Orada bir Amerikalı ve bir Fransız albay olacak. Yalnız onlar timlerini çıkartana kadar beklemede kal. Daha sonra bizim kılıç timi teröristleri yakaladığında onların Türk yargı makamlarına vereceğimizi söyleyeceğiz. Bu adamların birkaç gün sonra teröristlerle sırıta sırıta fotoğraf çektirmesini istemiyorum. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Bölgemize ineceğiz. Oradan karayoluyla ortak operasyon merkezine geçeceğiz. Harekat subayını bilgilendir. Emredersiniz komutanım. Kullanıcılar ne yapar? Güneşli günlerde şemsiyenizi saklamak için sizden kira alır. Sonra yağmurlu günde şemsiyenizi geri verir. Yine kira alır. Nasıl? Thank you.
Yiyeceğim mi lan sen bunların hepsini? Vallahi helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun. Allah sana manda şifası versin bayındır. Yuh be kardeşim. Olgun. Ben stresliyken kendimi yemeğe veriyorum. Biliyorsun kardeşim. Biliyorsun bunları. Stresliyken ben yemek yiyorum Olgun, biliyorsun. Aslında ben senin hakkında hiçbir şey bilmek istemiyorum ama yine de kibarlık olsun diye nezaketen soracağım. Ne oldu? Niye gerildin sen yine? Ne demek ne oldu? Olgun, etrafta olup biten hiçbir şeyi umursamıyorsun değil mi sen? Nişastasın aslanım sen. Sen var ya hamur işisin Olgun. Ulan Kopuz Albay gitti. Gitti lan adam, gitti gitti. Ulan gidecek tabii. Ne var bunda? Ne demek ne var burada? Ne demek ne var bunda? Oğlum, Amerikalılar lafı duydum ben bir. Ben bir muhabbette Amerikan, Rus bilmem ne lafı duydum mu pirelenirim arkadaş. Allah Allah, o kadar yani. Harbiden pirelenirim yani. Ulan yavaş yavaş, yuh. Brr, yavaş. Boğulacaksın be kardeşim, yavaş ya şunu. Ayrıca Doğancığım bak, NATO olayları var. Uluslararası anlaşmalar var, değil mi? Ya bunlar ortak çalışma da olabilir. Ne var bunda? Hem adamlar bizim müttefikimiz değil mi? Yemişim antlaşmana lan. Ne konuşuyorsun sen? Namık Kemal ne demiş? Ne demiş? Namık Kemal demiş ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur demiş. Dememiş mi? Demiş. Ya bu adamların yaptığı kelek bir değil bin değil lan. Ne konuşuyorsun? Ya sus, Allah'ını seviyorsan sus ya oğlum ya. Götürmedi değil mi Albay seni? Vah vah. Bana her gün gir. Ben ona bozuldum çünkü değil mi? Ha? Ulan oğlum ben bu adamlara güvenmiyorum diyorum. Anlamıyor musun sen? Benim Kopuz Albay'ın yanında olmam lazımdı ya. Lan bu ne lan? Lan? Bu kantinci malzemeden mi çalıyor? Lahmacunun yarısı var, yarısı yok. He? Tadı da yok. Bal mı döksem lan ben buna? Bal var mı yanında oğlan? Ulan Allah seni bildiği gibi yapsın be. Ben burada daha fazla katlanamayacağım yoksa kusacağım. Senden tiksiniyorum bayındır. Tiksinç bayındır. Ben gidiyorum abiciğim. Ay, çıt kırıldım Olgun'a bak sen ya. Allah Allah ya. Her şeyden de tiksinir olmuş arkadaşa bak sen ya. Beyler bal var mı yanınızda? Kubilay. Heh. Çocuğum. Heh. Bak bu börekleri, kısırları da al. Böreği tavada ısıtırsın yersin, tamam mı yavrum? Sağ ol, sağ ol. Yalnız kızlar, bakın bu kalori işini biraz abartıyorsunuz gibi geldi bana ya. Siz kendinizi benimle bir tutmayın ya. Ben ne zaman görsem o mini gırtlak, pufidi kandil yiyip yiyip duruyorsunuz ya. Bunun bir sonu yok, söyleyeyim yani. Ya emziriyorum ben. Ben emziriyorum. Bana söyleme. Bunların ikisine söyle. Bunlar yiyor habire habire. Emziriyor mu? Aa, ispiyoncuya bak ya. Sen emziriyorsun diye gidip de böreği salatanın suyuna banıp banıp gömemezsin ya. Sana bu hakkı kim veriyor? E canım, kızcağız emziriyor. Soğanı muğanı yiyor tabii. Ne var bunda? Neyse sen şimdi. Ay, Aslı o küçük kızla mı ilgileniyor? He yavrum. Ah kızım benim. Ne iyi kalpli çıktı bizim bu Aslımız. Ah ya. Kızım benim. Ya anne değil mi? Tıpkı senin kızın gibi. Ne diyor bu ayol? Vallahi ben onu bunu bilmem. Aslanım iyidir yani. Bana bak. Siz nasıl o kazıkları merak edin. Dağa gidiyoruz diye çıkıyorlar evden. Kaç gün ortada yoklar. Bir, manyak Kaan. İki, dandum bayram. Üç, çılgın Serdar. Ne yapıyorlar? Ne alt ediyorlar dışarıda? Haberiniz var mı? E çocuğum göreve gidiyor onlar. Değil mi yavrum? Göreve gidiyorlar. Yahu adam ayağından vurulmuş. Hastanenin yatağında. Sen kalk o halde. Tamam mı? Yemin ediyorum var ya şey gibi, Topal Karabatak gibi böyle seke seke git hastanenin kantinine, bul orada bir tane kız, ondan sonra yaz ona. Yuh artık, yuh. Kim o be? Kim, ben onların ikisini de yolarım. Kim? Söyle bakayım. Kim? Kim o? Kim o diyor ya? Dünyadan haberi yok. Vallahi bilmiyorum ama bence müsait bir zamanınızda şu bayramın telefonunu da birazcık yoklayın ya. Mesajlara bir girin bakın. Böyle böyle gülücük gülücük var mı bir şeyler? O ne yani? Bu ne ya? Ay ne bileyim. Aa. Neyse. Hadi Allah rahatlık versin. Bana bak. Altın günü haber verin bana ya. Ha veririz, veririz. Tamam. Hadi görüşürüz. Ay. Ay. Ne tatsız bir çocuk oldu bu ya. Ne demek o böyle saçma sapan bir surat hareketleri falan. Vallahi bir gün elimi alıp böyle evire çeve meydan dayağı atacağım ya. Ne demeye çalışıyormuş şimdi anlamadım yani. Aa ne deme. Hadi Aslı'ya söyle. Haber verin bana günü. Tamam. Ay. Ay uyku kaçtı şimdi bende. Uyku falan yok yani. Sinirim bozuldu. Ay Aslı kızım da çok iyi maşallah yavrum benim. Çok temiz kalpli. Hala Aslı kızım diyor ya, delireceğim.
bakalım tatlım. Geç. Çantanı şöyle koyalım. Geçsene bir tanem, geç sen salona. Ben de bize çay koyayım. İçeriz değil mi? Şey, zahmet olmasın, yardım edeyim mi? Hayır bir tanem, sen dinlenmene bak. Otur. Çay içtikten sonra odanı hazırlarız, olur mu? Tamam, sağ olun hocam. Şey, bakayım. Nişanlım, Kaan. Peki, nerede? Bilmem. Genelde göreve gidiyorum diyor. Gerisi de muamma. Ne zaman döner, çoğu zaman meçhul. Biliyor musun, benim ilk misafirliğim. Öyle mi? Peki akrabanız, aile dostlarınız falan yok mu? Sadece annem. Yani babam yüzünden biz hep yani kaçtık, hiç kaynaşmadık. Sen ve ben babalarımızın başımıza açtığı dertler yüzünden birbirimize çok benziyoruz. Yani senin baban da mı benimki gibi? Sanırım öyle de diyebiliriz. Ama ne olursa olsun, biz kızlar babalarımızdan kolay vazgeçemiyoruz. Evet, yani yılda bir kere bile beni görmeye gelse, galiba yine de en çok sevdiğim kişi o. Arasana babanı, belki bu sefer ulaşabilirsin. Ya öyle az ekmek verin. Ya öyle bir baksana buraya. Abi geliyorum bir saniye. Ya bu nedir ya? Midem aklıma geldi vallahi. Ya bir bak hele. Geliyorum abi. Ha söyle. Babam benim. Kızım. Ne yaptın? Neredesin? Baba bugün Ankara'dayım. Aslı hocayla kitapçıya gittik. Derslere girdim. Çok güzeldi. İnanılmaz bir gündü. Çok iyi. Çok iyi. Kızım, ya ben... Baba, seni bir daha ne zaman görebileceğim? Ben... Baba, ben seni çok özledim. Ne zaman görüşeceğiz? Kızım, az kaldı kızım, çok az kaldı, bitecek her şey, az kaldı ya. Tamam. Tamam kızım, az kaldı. Baba. Söyle baba, kurul baba. Ben seni çok seviyorum babacığım. Baba, orada mısın? Kızım. Ben sana bir şey diyeyim mi kızım? Ben doğdum doğalı bana kimse seni seviyorum demedi, biliyorsun. Yo,
Ya bu ne de ne zaman konuşsa benim ağzıma yok. Kızım. Bak. Ne olursa olsun unutma Emre. Ben seni çok seviyorum. Allah şahit. Sen olmasan var ya abuk hayvan bir saniye bile yaşamak istemez ha. Bir, ya da konuşma. Konuşturma. Eşek sopası. Baba ben seni tekrar ararım. Hoşça kal. Tamam güle güle. Abi bir şey diyordun sen. Ben? Ha ben ya sinekar namussuz gelmiş şeye konmuş ya yemeğe konmuş. Gerçi bunda senin suçun ne değil mi? Yani fasulye çok organik olmuş. Maşallah eline sağlık çok da güzel olmuş. Ya, zaten kızım da aramış beni. Demiş baba ben seni çok seviyorum. Yemişim ula sineği. Yemişim ben sineği. Afiyet olsun. Geliyorlar Çetin. Hey, bir an önce teslim edelim şunu. Elimizde ölmez. Hoş gelmişsin Kıva. İndirin. Agit'in durumu nasıldır? Doktor sizinle olduğu sürece problem yok. Ama durumu ağır. O zaman bir an önce götürelim bunu. Hoş gelmişsin Kıva. Geçmiş olsun. Bizden desteklerini çekmesinler. Türkiye'de de, bütün kuzeyde de çok iyi işler yapabiliriz. Bunu onlarla konuşacağım. Haydi gidelim. Tekrar aramıza hoş geldin Haber. Nasılsın, iyisin? İyi olacaksan iyi. Umarım sözünü tutar. Eşbetti. Hadi. Gidelim. Komutanım, üst bölgesinden yaklaşık yarım saat önce çıktık. Şu anda ortak operasyon merkezine varmak üzereyiz. Anlaşıldı. Emredersiniz komutanım. Dostlarımız başlamışlar bile. Bu gece uzun olacak evlat. Bakalım tavşanı kim yakalayacak? Welcome sir. This way please.
Colonel Levinson, how are you? Colonel Copus, how nice to see you. Colonel Juhu? Colonel, how are you? Any news, Colonel? Did you find him? I'm afraid we did not. Yet. But we will. Yes, I agree. We will find them. They can't hide from the two largest armies of NATO. Would you like some coffee, Colonel? Emredin komutanım. Durumumuz nedir kızım? Kopuz Albay komutanım toplantıya girdi. Biz de beklemedeyiz komutanım. Nasubay'ım beni şimdi iyi dinle. Kılıçdemir hızla hareket ediyor. Kısa sürede hedefe intikal edecek. Kopuz'a söyle. Türkiye saatiyle 05 gibi orada olacağız. Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun kızım. Sağ olun komutanım. Başlayalım mı Eva? Nasıl hissediyorsun? O kadar yol boşuna gelmemişim. Başla. Başla. Başlayalım, başlayalım. Güneydoğu cehennem olunca kendini iyi hissedeceksin. Hiç merak etme. Ya abi, şimdi bizi yalnız bırakın. Ama o fazla hızla gitmesin. Tamamdır Hevan. Herkes dışarı Hevan. Hevan, arkadaşlar çıkın siz. Yörük hazır mısın? Neyin var senin? Bana bunu o verdi. Kim? Köyde... kardeşiyle beraber öksüz kalan çocuk. Kendimi korumam için. Ama sadece kendimi korumamı istemedi galiba. Babasını bunu yapan adamı bulduğumda işini bununla bitirmemi istiyordu galiba. Yörük, bunları sonra konuşalım olur mu? İşimize bakalım, vaktimiz yok. Bu kansız köpekleri buraya kadar takip ettik. Yani emin olamıyorum. Kendime soruyorum. Acaba buraya kadar bu itlerin peşinden gelmek lazım mıydı? Yoksa önümüzden geçip giden... çeto şerefsini mi indirmek lazımdı? Artık hiçbir şeyden emin olamıyorum. Bir tek emin olduğum şey var babalar. Önce çocukların emrini yerine getirmek lazım. Önce çocuklar. Gerisi boş. Yörük birazdan gün gelecek. Vaktimiz daralıyor. İşimizi yapmazsak şansımızı kaybedeceğiz. Herhalde... baba olunca... İnsan her şeyi daha bir fazla koyuyor ya. Allah. Ama... bence sen de bir an evvel baba olman lazım. Tamam söz.
Bunu bir ara düşüneceğim. Düşüneceğim. Ama şimdi değil. Yörük önden biz gidiyoruz. Aynen babalar. Eski usul bana her zaman uyar. Önce komutanlar süngü takacak. Aynen öyle. Kılıç dinle benim. İçeriden kimsenin çıkmasına izin vermiyoruz. O yüzden sessizce dışarıdakileri halledeceğiz. Yörük ve ben arkadan dolaşıyoruz. Serdar. Sen üsttekini hallediyorsun. Emredersiniz. Kılıç ötekiler sizde. Sorusu olan. Güzel. Hadi bakalım. Kılıcımız keskin olsun. Sağlık baba. Kılıç temiz. Komutanım çok baskı var. Bizim onları takip ettiğimizi biliyorlar. Fransız olan dışişlerini durumdan haberdar etmekle tehdit ediyor. Amerikalı da. Teröristlerin yerini öğrenmek istiyorlar. Kılıç ne yaptı evlat? Madene girmek üzereler komutanım. Birkaç dakika alacak. Kopuz. Koordinatları geçebilirsin. Bizim çocuklar işi bitirmek üzere. Diğerleri için artık çok geç. Emredersiniz komutanım. Asubay. Koordinatları geçebilirsin Asubay. Bir şey olursa içeri girmekten çekinmesin. Emredersiniz komutanım. Gentlemen, I have good news. We have found them. Our team is about to reach the target area. I think there is no need for your teams to continue their search. You withheld critical information from us, Colonel. This is not how joint operations are supposed to be conducted. Your guys are not as good in finding them as they are training them, Colonel. What do you mean? I mean, my soldiers are the only ones who are actually doing the fighting. We search for the terrorists to destroy them, but you search them to support them. Gentlemen, please, let's solve this crisis first. Notify the fleet right away. I have the coordinates of two terrorists. They need to be taken out now.
I repeat, I need an immediate airstrike. Got it? Yes, sir. Okay. Yürük. Adam niye böyle şeytan gibi bakıyor? You didn't have any coffee, Colonel. We can assume all the terrorists are destroyed. What do you say we celebrate the moment with coffee? Ne oluyor Haval? Ana askeri. Ver şu vardır burada. Askerin ne işi var? Sakin ol. Askerin burada ne işi var Haval? Haval korkma. Ne yapacağız Haval? Merak etme git. Doktor önümüze. Hiçbir şey yapamazlar. Serdar Temiz, beni. Temiz. Galip Selçuk, yerinizi alın.
komutanım. O keyif kahvesini sonunda hak ettin mi diyorsun? Estağfurullah komutanım. Sağ ol, makbule geçtim. Siz sağ olun komutanım. Komutanım. Ne var oğlum? Komutanım, taşıtır radarından acil koltuğu bir kripto aldık. Akdeniz'deki ABD savaş gemisinden bir füze ateşlermiş. Düzenin hedef koordinatı Kuzey Irak ve kılıç deminin olduğu bölge. Sen ne diyorsun oğlum? Biliyordum, olguna da dedim, biliyordum. Bu adamlar bir diyecek dedim, biliyordum ya. Ulan adamların kafasına füze atmak nedir lan? Ulan Allah belanızı versin be! Allah belanızı versin be! Oturun. Düzenin isabetine kaç dakika kaldı? 8 dakika komutanım. Radar yaklaşık 8 dakika verdi. Hemen kılıç dibine haber verin. Orayı terk etsinler. Oğlum kılıç dibine haber ver dedim. Neye bakıyorsun? Denedik komutanım. Tümü madenin içinde. Madenin içinde iletişim mümkün değil. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Serdar. İlyas, hallet şunu. Emredersiniz kulüm. Komutanım. Birazdan sende. Kafalarını kuma gömmüşsünler. Uçur şunları. Ben de komutan. Komutanım. Çok acil olduğu söylendi komutanım. Emredin komutanım. Kopuz. Bizim çocuklar o lanet olası madende mahsur kaldı. Ve üzerlerine doğru gelen bir füze var ve ben onların hiçbirine ulaşamıyorum.
Bunlar bize kahpelik ettiler. İki tane adam konuşmasın, ötmesin diye benim timimi harcadılar. Timimi kurban ettiler, anladın mı? All I needed were the coordinates. You see, it's impossible to conceal anything from us. O kahramanların hesabını, onların her damla kanını sana kusturacağım. Türkçem iyi değil albay, but what you're talking is nonsense. Do you want me to repeat myself? You shouldn't have acted without my permission. How many soldiers do you have? 20? 30 maybe? Relax. You have plenty more of them, don't you? Hold it! If anybody gets closer to the colonel, take him down. Whatever you believe in, start praying that nothing happens to my guys. Otherwise, I will make you wish that missile exploded on top of your head. You bastard. Do you hear me? Hope that not a thing happens to my boys. Nothing. Tim! Gidiyoruz! Ulaşmanın bir yolu mutlaka olmalı. Onlara ulaşmalıyız. Kızım şu karargahı ara yine. Emredersiniz Sultan. Bayram. Buranın kontrolü sende. Kürşat, Haydar devam ediyoruz. Teslim ol! Doktor elimde! At silahı! At! At silahı teslim ol! Durun orada. Hiçbir şey yapamazsın. Doktor elinde. Çıkacağız buradan. Ben de o. Tekrar etmeyeceğim El Mansur. Doktoru bırak teslim ol! Hiçbir şey yapamayacaksın. Şimdi çıkacağız buradan. At silahı! At! Arayın şu... Kaldır elim. Kaldır, 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 kaldır! Geç şöyle. Yüzbaşım iyi misin? Yürü! Yürü! İşte geç. Geç! Ver! Ver! Geç! İyi misin yüzbaşım? Hayır. Buradan çıkmam lazım. Başım dönüyor. Beyler, yüzbaşıyı alın.
Emri hemen tahliye edin. Ver. Lan a gitmişsin ne? Seni buraya getirenlerle ilgili de konuşacağız. Anladın? Onlarla ilgili de konuşacağız. Ya babalar, kaç kere öldü bu? Ha? Göm göm yine diriliyor ya. Evlat, durdur şu arabayı. Aramadılar mı hala? Şu lanet telefon çalmadı mı hala? Madendeler komutanım. Kaç dakikamız kaldı? 3 dakika komutanım. Ulaşamadık mı daha? Deniyoruz komutanım. Hadi. Kılıç. Oğlum kapandılar. İçeri ne giren var ne çıkan. Uğraşıyorlar dedim mi Olgun hala? Uğraşıyorlardır abiciğim, uğraşıyorlardır. Ulan gidin. Hepsini dümdüz edin lan. Hepsini dümdüz edin lan. Tamam Bayındır, sessiz ol. Sessiz ol abicim, sessiz ol. Adamlar gitti Olgun. Gitti adamlar, gitti. Kılıç. Kılıç, beni duyan var mı? Kılıç. Kılıç cevap ver. Beni duyan var mı Kılıç? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Komutanım, açık havadayız. Derin nefes alın. Kılıç, beni duyan var mı? Kılıç dinlemede. Kılıç! Kılıç! Kurtarmış ver. Hemen orayı terk edin. Üzerinize gelen bir füze var. Orayı derhal terk edin. İlyas! Füze geliyor! Abi koş! 2 dakikamız var, koş! Komutanım buradan çabuk! Emredersiniz. Komutanım. Timden bir kişiye ulaşmışlar. Zaman. Zaman kaldı mı ki? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Tercu! Naneye! Tercu! Naneye! Füze geliyor! Füze geliyor! Füze ne? Allah kahretsin! Thank you.
Hacethane'ye! Füze geliyor! Acil! Koş! Koş! Yürü! Koş! 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 Baba koş! Koş baba! Bozuk hadi! Hadi baba hadi! Git! Hadi. The missile must have found its target. Hadi! Hadi! Çabuk! Çabuk! Koş! 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 Al! Al! Koş! Hadi abi! Hadi abi! Hadi abi! Hakan! Hakan! Bozuk baba çabuk! Bozuk acele!
Biliyor musunuz? Bu okulun yurt dışına kazandırdığı öğrenci sayısı çok fazla. Hepsi çok iyi üniversitelere, okullara gitmiş. İnternetten araştırmıştım. Oy bak sen neleri de araştırmışsın öyle. Darısı senin başına o zaman. Vallahi zehir gibi kız ya. Aslanıma da helal olsun ama ya. Zaten böyle olması lazım ya. Okumak için çabalayana çalışacaksın yani. Ona yardım edeceksin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, müdür beyle görüşecektik. Tabii ki. Kim diyeyim? Aslı Özkaynak. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş bulduk. Sizi öğrencinizi getirdim. Esra değil mi kızım? Evet. Buyurun oturun. Vallahi Esra'nın notları, projeleri bütün öğretmen arkadaşlar tarafından konuşuluyor. Biz hem okulu gezmek istedik hem de Esra adapte olmakta zorluk çekmesin diye hazırlık programını almak istedik. Seve seve Aslı Hanım. Sizin çabanız da övgüye değer Aslı Hanım. Sizi de kutluyorum. Hani nasıl derler? Allah sevdiklerinize bağışlasın. Kaan 105'ten Kovzanım, girişte Doğan bana bakıyordu. Doğan mı? Doğan, postam. Ne demek istiyorsun? Anlamadım ki. Biliyor musunuz komutanım? O çocuk bana sizden daha çok hesap soruyor. Adam bunu bir şekilde başarıyor. Ve ben bunu bildiğim için karargaha girerken Doğan Bayındır'ın gözlerine bakmadım. Bakamadım. Çünkü korktum. Albayım, durumu daha da zorlaştırmayalım. Durum yeteri kadar zor zaten komutanım. O kurmay başkanımı arayıp enkazda araba kurtarma çalışmalarında yardım öneriyor. Çok üzgünüz diyor. Yüzbaşı Kaan Bozo'nun naaşını bulmanızda yardım edelim diyor. Ne var oğlum, kimse girmesin demedim mi? Çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Ben bunu kabul etmiyorum komutanım.
benim adamımı füzeyle yerin dibine gömen o adamla o benim bir hesabım olmayacak mı komutanım? Bu konuyu daha da uzatma. Hayır. Ben bozuk yüzbaşının kanını yerde bırakmayacağım. Bunu onlara ödeteceğim. Tırnaklarımla yapmam gerekse bile komutanım. Bunu o şerefsizlere, o soysuzlara ödeteceğim. Kaan yüzbaşının kanını kusturacağım onlara. Bunu yapacağım komutanım. Siz emir verseniz de, vermeseniz de. Komutanım. Komutanım! 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 Haydar yüzbaşı varken ben... Komutanım, kutalmış başı bizzat emir verdi. Emir komutayı alın ve timi helikopter buluşma noktasına götürün. Derhal oradan ayrılın. Okan, dinle beni. Komutanım, kesin emir var. Etrafınızda pek çok terör unsuru mevcut. Bulunduğunuz bölgeye doğru geldikleri bildirildi. Oradan derhal ayrılmanız konusunda kutalmış başa bizzat emir verdi. Oradan derhal ayrılın komutanım. Komutanım! Komutanım, buradan hemen gitmemiz lazım. Hayır. Hemen gitmemiz lazım. Hayır Serdar. Komutanım, kutalmış başarının kesin emri var. Emir komutayı al, götür bizi. Hayır. İçeride kalan bozuk var. Onu ben burada bırakmam. Komutanım, biliyorum içeride ama gitmemiz lazım. Ayrılmamız gerek. Hayır Serdar, kes sesini. Yeter lan. Tamam. 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 Oturun. Ulaşabildin mi? Evet komutanım. Ama... itiraz ettiler değil mi? Bana yürüyü bağla. Ben dersiniz. Komutanım! 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 Kutalmış baş. Emredi komutan. Yüzbaşım, hemen timini al ve orayı terk et. Beni duydun mu? Timini al ve orayı terk et. Komutanım, bozuk yüzbaşıyı burada bırakamam. Evladım, üzerinize çok kalabalık bir terörist grup geliyor. Sizin de hayatlarınızı riske atamam. Ayrıca yanınızda bir de doktor var. Ne diyorsam onu yap. Timini al ve orayı terk et. Hepsi bu kadar. Emredersiniz komutan. Komutanım! Emir komutayı al. Önümüze düş ve bizi buradan çıkar. Daha geçen hafta bana ne dedin? Emir demiri keser dedin. Ayağını denk al dedin. Asker ol dedin. Şimdi sen yürük yüzbaşı ol. Önümüze düş. Ve bizi buradan çıkar. Thank you.
Gel beni. Emredin. Gidiyoruz. Hadi. Hadi. Geliyorlar. Hadi. Gidiyoruz. Hadi. 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 Doğan, şu çantaları alıp eve içeri gel. Emredersiniz komutanım. Doğan, git içeriden meyve bıçaklarını getir. Meyve bıçak, meyve bıçağı mı? Evet, içeriden 7 tane meyve bıçağı getir. Bıçak. Doğan git getir işte. Emredersiniz komutanım. Hadi. Daha gibi adam kafayı yedi. Yemin ederim yedi kafayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al, Kaan Yüzbaşı'dan 10 kat derine göm komutanım. Sen bunu yap, o gün Ankara'nın en yüksek tepesine çıkıp bağırmayan Doğan davul olsun. Çıkacağım, bağıracağım komutanım. Avazım çıktığı kadar bağıracağım. Diyeceğim ki ne Amerika, ne Rusya, ne Çin. Her şey Türk için, Türklük için. Thank you.
komutanım. Söyle babalar. Bozok yüzbaşının çantası komutanım. Bunlar da Kaan Yüzbaşı'nın özel eşyaları. Ne yapmamı istersiniz? Cüzdanlı anahtarı Serdar Hüseyin'de var. Bu bende kalsın. Bakarsın arar. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Helikopter geldi. Kılıç. Gidiyoruz. Kandil nazlanacaktır Çeto. Yelkenleri kolay indirmezler. Bluff. Bizim yapabildiğimiz. Kim yapabilirdi? Ha? O adam ölmüş bir adamdı. Agit nallar dikmiş bir adamdı. Onu ben iyi yaptım. Onlara götürüp ben teslim ettim. Daha ne? Hepsini sen mi yaptın Çeto? Biz yani. Biz. Bence de. Kandil de zaten... Yine ne oluyor? Ha? Yine ne oluyor? Ya çekil. Ya bırak. Ya, ya bırak kardeşim ya. Çekil ya. Allah Allah. Vay afiyet olsun. Afiyet olsun. Ya duydunuz mu? Agit ölmüş, Mansur ölmüş, bir sürü militan da ölmüş ha. Sana inanmıyorum ya. Ya? Seyfi, sen yine ne arıyorsun burada? Ya yetmemiş, yüzbaşı da ölmüş Çeto. Ne? Yüzbaş olmuş mu? Ya korkma korkma, seni hacamat eden yüzbaşı da elebiri ölmüş. Seyfi. Tepem attırma. Tamam, tamam. Hele söyleyin. Beni aranızı aldınız mı? He? Bak almadıysanız... ...vallahi size haber mi haber yok ona göre. Ne haber? Seyfi?
önce söyleyin bakalım. Beni arazi aldınız mı, almadınız mı? Lanet Seyfi, lanet. Tamam, aldık. Ama bak, bir şey gizlemek yok ha. Siz nereye, ben oraya, tamam mı? Tamam. Ya hadi söyle şunu. Bu Amerikalılar, Fransızlar, Türkler hepsi birbirine girmiş ha. Ortalık acayip gergin. Diyorlar ki hiç gözlere görünmeyin ha. O düşün o kadar yani. Yani bize ne bundan? Ya Çeto, vallahi bazen çok kaba zihinli oluyorsun ha. Peki bu durumda Kandil ne diyor ha? Ne diyor? Ya Kandil diyor ki bu provokasyonu kim başardı? Bozay'la Çeto. Aferin onlara diyor. Doğru mu bu? E tabii. Artık beraberiz ha, unutmayın. Biz seni bırakmayız Seyfi. Sen, biz, silah arkadaş. Sonuna kadar, sonuna. Tabii tabii. Bilmez miyim ben? Sen ne ayran? Hiç, hiç. Sayın Müsteşar sizi bekliyor generalim. Lütfen buyurun. Sayın General, hoş geldiniz. Albayım. Gel. Merhaba, biz de sizi bekliyorduk. Esra'yla tanıştırayım. Esra Hanım, merhaba Esra. Merhaba. Kusura bakmayın, 9:30'da dersim olduğu için böyle apar topar size haber vermeden geldim ama hem Esra'yla sizi tanıştırmak istedim hem de Esra'nın okuluyla ilgili son durumu sizinle paylaşmak istedim. Harika. Bugün de beraber kütüphaneye gideceğiz ama siz iyi misiniz? İbrahim Bey, ne oluyor? Hiçbir şey. Aslanım, hiçbir şey ne olsun ki? Çay falan içmemişsiniz, bir kahve. Hatta niye dışarıda oturdunuz ki? İçeride kahve daha rahat şey eder. Kahve bir şey mi oldu? Lütfen söyleyin, Kaan'a bir şey mi oldu?